Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Farming Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlere söylediğim gibi direksiyonum servisten geldi. Şu an gayet problemsiz çalışıyor. Herhangi bir işlemde uygulanmamış. Anlamadım. Çalışıyor şu an. Artık direksiyon kamerası ile videolarımıza devam edeceğiz. Bugün yeni bölümümüzde ne yapacağız dostlar? Bugün inek ahırını ben kurdum. Bu bölümde hayvanlarımız için ön hazırlığımızı yapacağız ve hayvanlarımızı satın alacağız. Büyükbaş hayvancılık işine bu bölümde giriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ben burada daha önceden yem karıştırmak için mikser almıştım traktör arkasına. Bu arada bu ahır yem robotsuz inek ahırı. Yeni çiftlik alanımız bildiğiniz üzere son bölümde taşınmıştık. Yerleşimlerini yapmıştık. Yerleştirmiştik en son bölümlerde. Ahır bu şekilde içinde yem robot olmayan yani leli vektör olmayan inek ahırı. Biz burada kendimiz manuel yem karıp manuel şekilde hayvanlarımızı besleyeceğiz. Bu arada çiftlik alanımızda şöyle bir göstermek istiyorum. Böyle bu şekilde bayağı bir şeyler yaptım ben. Çok fazla güncelleme yaptım yani para harcadım. İşte böyle kapıların giriş kısımlarına bu şekilde lambalar yerleştirdim. Akşamları kendi aktif oluyor. İnek ahırının bu taraftaki bölümünü bu şekilde bir çit tarzı çimen çektim. Ardından zaten şu alanı görmüştünüz. Burada tavuk kümesimi buraya koydum. Ev burada. Bu ağaçların olduğu yerleri bu şekilde düzenledim arkadaşlar. Etraflarını çitle çevirdim. Yani kullanamayacağımız yükseltileri olan alanları bu şekilde çevirmiş olduk. Şimdi şuradan hemen hızlıca bir koşarak çiftliğin ana giriş bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde kapılardan 2-3 tane var. Yukarıda var, burada var, bir de şu aşağıda olması lazım. Şimdi çiftliğimde bildiğiniz üzere büyük bir de garaj mevcut. Burada bu arada işte garajıma ben bazı aletlerimi, edevatlarımı koydum. Burada taş toplama makinemiz, burada ekim makinemiz, pamuk için aldık. Pamuk ekimle bu sezonda devam edeceğiz. Burada 2 adet kulluk saban mevcut. Bunlar işte artık paslandı. Boyaları gördüğünüz gibi böyle kavladı, düştü. İşte çiftliğimin ana girişini yine bu şekilde çitlerle çevirdim. Buradan iki tarafı çitlerle çevirdim ve yolu sağlı sollu ağaçlandırdım. Gayet güzel bir giriş oldu. Buradan yine inek çiftliğinin asıl girişi var. Yani buradan traktör çok rahatlıkla sığıyor dostlar. İşte burada zaten tarlalarımız mevcut ki ben bu iki tarlayı zaten birleştirmiştim. Şöyle de göstereyim harita üzerinden. Neredeyiz? Buradayız. Bildiğiniz üzere 69'u da almıştık ve çiftliğimize katmıştık. Yani şu şekilde çiftlik alanımız, tarlalarımız. Bundan sonraki hedefim 70'i almak ve ardından bu bütün şu 1, 2, şurası tek geçiyor. Yani 3 tarla aslında. 3, 5, 6 tarlayı alıp bu tarla gibi bunun gibi birleştirmek yani şu bölgeyi öncelikle bir komple almak ilk hedefim ki burası da gayet büyük bir alan oluyor. Ortalama 70 kadar bir bölüm. Şimdi ne dedik? Hayvanlarımız için ön hazırlık dedik. Bu seferlik marketten idare edeceğim. Çünkü öyle olması gerekiyor. Bu arada traktörümüze binelim. Bir tane de saman püskürtme yani ineklerin altını yatak yapmak için saman püskürtme makinesi almaya gidelim. Öncelikle markete gidip onu halledelim. Şimdi buradan öncelikle çıkmam için bir hamle yapmam lazım. Farları yakayım. Markete kadar yine kendim süreceğim. Uzun süredir bölüm atamıyordum. Yani video atamıyordum arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi işlerin yoğunluğu bu bazı aksilikler vesaire hepsi üst üste geldi. Bundan sonra düzenli olarak elimden geldiğince serimizi hızlandıracağız. Hızlı bir şekilde serimiz ilerlemeye devam edecek. Dediğim gibi bu şekilde kameralı
sunumla, anlatımla devam etmeye çalışacağım. Canlı yayınlarda aralarda, yani pazar günleri, her pazar olmasa da pazar günleri kesinlikle, hani canlı yayının planım var videolar dışında. Farmik için söylüyorum. Yine kanalımda ETS videoları da vardı. Yani özellikle modlar. ETS tarafında çok sık olmasa da mod veya işte sefer videosu belki gelebilir. Ama ağırlık olarak Farming Simulator gidecek. Yani birinci önceliğimiz Farming Simulator arkadaşlar. Çünkü serimiz bu. Kanalımızın ana serisi bu. Farming Simulator üzerinden gideceğiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Aileniz, çevreniz, umarım kimsede bir problem yoktur. Herkesin iyi olduğunu umuyorum ve en güzel dileklerimi sizlere sunuyorum arkadaşlar. Traktör biraz yavaş gidiyor. 32 ile gidiyor hani, ama yavaş yavaş gidelim. Artık yolları kullanıyorum hani. Bu bölüm direksiyon kamerasını açtığım için kesmek istemedim. Evet, çiftliğimize giriş yapacağız arkadaşlar. Bu arada kamerada bir problem oldu, dondu. Şu an için iptal ettim. Yani kamerayı, görüntüyü iptal ettim. Direksiyon kamerasını, ona tekrar bakıp düzelteceğim. Videonun kalan kısmında kamera kapalı olarak devam edeceğim. Şimdi şuradan yavaşça bir girelim. Şu aracımın, yani aletimi de buraya park edeyim. Şu saman üfleme makinamızı da buraya park ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sökelim. Şimdi bu hayvan taşıma remorklarına bakmak istiyorum. Onlar ne durumdalar? Fiyatları ne kadar? Yani belki direkt buradan alırız. Hani işi hızlandırmak için bu seferlik. Bakalım. Şimdi buraya geldiğimizde hayvanlar diyeceğiz yine. Hayvan taşıma. Şimdi 13 adet koyun, 6 adet inek. Bu 6 adet alıyor. 5 adet. 6. Bu tır orseler için. 6 adet. Bu zaten modlu. Görüntüsünden de anlayacağınız gibi 6 adet alıyormuş. Bunu ne yapalım? Bunu fiyatlarına bakalım. Yani tamam, bunu vereceğiz ama ileride 80 tane inek olduğu zaman bu da ayrı bir problem olabilir. Yani buna boşa para vermiş oluruz o zaman. Şu traktörü bir park edelim de şöyle önce. Evet. Şimdi bunu almıştık. Söylediğim gibi. Saman üfleme makinemizi de getirdik çiftliğe. Şimdi burada traktörümüzü park ettik. Hayvan şuradan. Hayvan nakli iletişimi buradan gerçekleşecek. Bu arada rüzgar gülümüz de burada. Bayağı bir paslandı. Emektar. Satmayacağım. Yani burada sadece satmayı düşündüğüm Mahsef Ergüson var. Bu da vites geçişleri çok yavaş. Hani zaten otomatikte oynuyorum ama gerçekten çok yavaş ve problemli geçiş yapıyor. Şimdi arkadaşlar, burada inekleri dediğim gibi şu noktadan evet alıyoruz. Şimdi burada mevsimler olayı geldiği için ayrılıyor. Gördüğünüz gibi 0 yaşında bir inek için fiyat düşük. İşte burada açıklaması var. Siz de okuyabilirsiniz. Bu tür mandıracılık için diyor. Yani süt ürünleri için kullanılır diyor. Bunun yaşı ufak. Bu 1 yaşında. Sağlıklı 18 aydan büyük hayvanlar üreyebilir. Yani bu hayvanlarda üreme var. Çabuk ve hızlı ürer diyor. Sağlıklı diyor. 1550 euro. Maliyetli tabii ki. Yine süt için. Sadece burada 3 çeşit. Neden 3 çeşit? Biri yeni doğmuş. Yani newborn dedikleri, biri Holstein'in yine 1 yaşında olanları. Bu da artık 1,5 yaşında 18 aylık olan inekler üretimini bu şekilde yapıyormuş. Yine diğer hayvanlarda
O angus bildiğim kadarıyla et için. Moltofon da yine mandıracılık için. Yani şu iki tür mandıracılık için kullanılan inekler. Burada yine limuzin, bu da et için. Yani angusta limuzin et üretimi için kullanılıyor. Holsteinle Montafon da süt üretimi için kullanılan inekler arkadaşlar. Şimdi biz buradan Holstein alacağız. Biz hiç şey almadan direkt yani büyük alalım. Burada maliyeti kısalım. Orada 25 bin lirayı boşa vermeye gerek yok. Holstein alacağım. Ama bundan önce yani Holsteinleri almadan önce, gerçi Holsteinleri mecbur hemen alacağız. Zamanı yavaşlatırım. Holsteinleri alırım. Bunlara yem karacağız makinamızda. İlk yemlerini vereceğiz. Hayvanlarımızı besleyeceğiz. Bu bölümü burada sonlandırırız belki. Duruma göre ilerlememize bakacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada dedik ki Holstein'ın 1550 olanından alacağız. Şimdi ahırımız 80 tane alıyor. Biz şuradan şimdi 20 taneyi bir hesaplayalım. 20 veya 30'u. Paramız var ama maliyetleri düşünmemiz lazım. 30 bence idealdir. Masraflarıyla birlikte 49.500 satın al diyoruz. Evet, 30 adet Holstein'ımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Geldiler. Şimdi dediğim gibi marketten gidip işte karışımlar için gerekli olan şeyleri alacağım. Bunun için John Deere'ın o önünde palet olan traktörü var. Onu kullanalım. Şu alanı da, hatta yani bu alanda böyle bu giriş kısmını, çünkü ışık yok burada. Burayı da ışıklandırırız. Hangi traktörü kullanacağım? Bunu kullanacağım. Ama arkasındaki ağırlığı sökelim. Önündeki ağırlığı sökelim. Şu anda bunlar bize engel teşkil eder. Ne zamandır klavyeyle oynayınca alışıyor insan. Ya öyle bir droplanma oluyor bazen. Şu aynalar açık. Ondan muhtemelen. Ya aynaları muhtemelen kapatacağım ama. Hiçbir faydası yok. Direksiyonla oynadığım için içeriden sürmeye devam ederim. Aynaları kapatacağım. Yani bundan sonraki ölümler için söylüyorum, aynaları kapatacağım. Şunu alayım. Yani orada karışım için gerekli olmaz diye direkt markette karıştırıp o şekilde alıp geleyim. Yani bir iki tur karıştırırım. Yani 30 tane hayvan için çok git gel yapmamız gerekebilir çünkü. O yüzden bir iki tur yaparız. Ardından bakarız ne kadar eksik, ne kadar fazla diye. Şimdi buradan işte yani biraz dönüşler, şu kapıdan çıkıp gidelim. Aynen şu önümdeki kapıdan çıkıp gidelim. Burayı açalım. Buradan basıp gideriz. Muhtemelen dediğim gibi aynalar problem yapıyor. Aynaları kapatacağım zaten. Yani oyunda hala bazı giderilmemiş, bitmemiş, gitmeyen problemler var. O yüzden bilgisayarı da fazla yormaya gerek yok. Çünkü Farming Simulator görsel anlamda yoğunluğu fazla bir oyun. O yüzden fazla yormaya gerek yok. Fazla yormak istemiyorum bilgisayarı. Güçlü makine olmasına rağmen işte bu ayna olayı ne kadar daha güçlü, en güçlü makinede bile bu ayna bir problem. Yani Farming Simulator için bir problem. Bug'lar oluyor böyle. Ayna siyah görünüyor mesela. Kapatırız komple. Hiç böyle bir problemle uğraşmayız. Gördüğünüz gibi arkada şişe göründü yok. Sadece öylesine bir numaradan. Boş yani. Hani aynanın bir muhabbeti yok bu oyunda. Şimdi markete gidelim. Hızlıca karışımları markette yapalım. Tekrar çiftliğe gelelim. Evet, markete geldik arkadaşlar. Şöyle şuraya fark edelim. Sökelim. Saman balyalarını alalım. Tekrar
burada yüklememizi yapalım. Şimdi tekrar hatırlamak adına bir bakmak istiyorum. Oranları, yani burada hayvancılıkla ilgili hatırlıyorum ama emin olmak istiyorum. Ne kadar oranda saman slash çim koyduğumuzu. Sanırım iki tane, bir saman iki kuru ot, kalanı slash şeklindeydi ama yani temel ekonomi yardım nerede ki yani, bu kireç gübreleme, sarma, parçalama, hayvanlar genel. Burada bir de mineralli yem mikser vagonunda karıştırılsın diyor. Yani işte onu nasıl yapacağız? Kuru ot, saman, siler ve mineralli yem. Bu oranları yani hatırlamak zor. Şimdi şunu sökelim. Kamerayı dışa alacağım. Şimdi şuradan öncelikle gelelim. Çünkü bu inekleri beslemem gerekiyor. Buradan şurada neredeydi? Şuradaydı. Balyalar. Şimdi kare saman balyasından bir tane atalım. İnşallah doğru karışımı elde ederim. Yani şimdi için içine mineralli yem de girdi. Biz yem robotsuz ahır aldık. Belki ileride ikinci inek ahırını yaparım. Onda da yem robotlu olur. Yani bir saman balyası, iki kuru ot, kalana silaj ve mineralli yem gibi bir şey olacak sanırım. Ama tam işte hani çözemedim. Yani şimdi iki tane de buradan yine iki tane de kare kuru ot balyası koyalım. 2 adet evet dedik. Yani bunu sadece şimdilik yapıyorum. Bundan sonra eldeki imkanlar dahilinde alacağız. Yani alacağızdan kastım üreteceğiz. Üretmemiz gerekiyor çünkü gerçekten. Yani bunu bu şekilde sürekli yaparsak cebimizde hiçbir kar kalmaz. Sizlere de tavsiyemdir zaten bu şekilde yapılması. Evet, yani hata bende, bu şekilde koymamak lazımdı da oluyor gibi. Ama inşallah o işte yanlış yaptık. Evet, şu an yanlış yaptık. Yani bunun oranlarını bilmiyordum. Yani buna başka bir çözüm bulmam lazım. İçeride kaldı bir şeyler oldu. Olmadı. Yani bu sefer şimdi F1'e basacağız. Olmadı. İşte silaj yok. 162,5. Neyse, bunu böyle verelim. Öyle bir hata oldu. 24.000 litreyi, yani 8 tane balyada mı 24.000 litre alıyormuş. Neyse, bunu şimdilik böyle dökelim. Artık bir dahaki bölümü olayı tamamen çözdüğüm zaman halledeceğim kalanını. Şimdilik böyle bir uzun zamandır oynamamanın verdiği bir acemilik oldu. İçin içine mineralli yem de girdi. Litre olarak da göstermiyordu vagonu bana. O yüzden bilemedim. Şimdilik bunu bu şekilde bir dökelim. Yani ilk besin gibi bir şey olsun. Artık bir dahakine düzenli şekilde ben video dışında deneyip o şekilde zaten veririm. Böyle ineklerimizi aldık. TKT yapmaya çalıştık ama biraz acemiliğimize denk geldi. Unuttuk. Hayvanlara yem hazırladık. Hazırladığımız yemi götürelim. Yani ileride dediğim gibi ineklerden kar yaptığım zaman işte ahırların yerini değiştirip ikinci ahırı kurup
Bu ahırı kaldırabilirim yani, hayvanları transfer ederim. Belki aynı yere yem robotluğu koyarım ileride. Şimdilik maliyetlerimiz bunu gerektirdi işin aslında. Şimdilik böyle hayvancılığa girmiş olduk ama mandıracılık yapmayı düşünüyorum. Çünkü peynir ve süt üretiminde, yani süt üretiminden peynir ve tereyağı elde edip yine aynı kıyafette yaptığımız gibi daha yüksek karlarda satacağız. Çiftliğe gidelim, orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, çiftliğimize şu alandan giriş yapacağız. Direkt inek ahırının içine gireceğim ardından. Şimdi şurada açıyı ayarlamam lazım çünkü önde bizim bir de ekstra parçamız var da kaldıralım, hiç takılmadan geçeriz şu şekilde. Gayet güzel. Yavaş yavaş ahırımıza girelim. O ne? Tabii ki üstü takıldı. Dolduralım. Böyle biraz değişik bir olay oldu ama yani şu an için bu şekilde vermiş olduk hayvanlara işin aslı. Şu şekilde ilerleyelim. Şuradan tekrar geleceğim. Aynı alanı traktörümüzü, bu mikseri yani yem karıştırma vagonunu park edeceğiz. Saman üfürme işlemi zaten standart bir işlem ama onu da yapalım hazır gelmişken. Yani bunu da alayım, tekrar markete hızlıca gideyim. Samanı da üfürelim. Yani makinayla bir püskürtelim samanları. Makinamı bağlayacağım. Markete gideceğim. Samanları dolduracağız. Gelip samanları püskürteceğiz. Bu arada gitmeden şöyle tekrar bir ineklere bakalım. Yani gerçekten çok güzel bir çiftlik ortamı olmaya başladı. İşte ağaçları böyle. Ağaçların gölgesinde inekler otlanıyor. Gayet güzel bir çiftlik ortamı olmaya başladı. Bu çiftliği gerçekten güzel bir çiftlik haline getireceğimize inanıyorum. Yani hayvanların da gelmesiyle birlikte gerçekten çiftliğe neşe geldi. Bu arada bu şekilde oluyor. Şu hayvanların menüsüne bakalım. İşte burada. HKT olmadığı için. Yani hata yaptık orada. Bir karışıklık oldu. Yani bu yem bittiğinde ya muhtemelen sıfırdan TKT karıştıracağım. O şekilde yapacağım. Zaten zaman en düşükte şu an. Şuradan şimdi markete gidelim. Saman dolduralım. Samanı da getirip püskürtelim. Bölümü de burada sonlandırırız muhtemelen arkadaşlar. Markette malzemelerimizi, samanlarımızı alalım. Tekrar çiftliğe gelelim. Çiftlikte görüşürüz. Evet, çiftliğimiz göründü. Çiftliğimizin o son düz yoluna geldik. Ahıra yine normal çiftliğin ana yolundan girecek, tekrar oradan sağa dönüp ahırın bu çim duvar olan, yani çim olan kısmından giriş yapacak. Çünkü bu üfürecek kol sağ tarafa doğru bakıyor. Yani onu üfürmek için, samanları üfürebilmek için oradan ters dönüş yapacağız. Şuradan girelim çiftliğimize. Araç kolu gördüğünüz gibi alet kolu sağ tarafa doğru üfürmek için ayarlanmış vaziyette. O yüzden şuradan gireceğim ahıra. Sağ
Sanırım O ile kola açıyorduk ama şöyle F1'den kontrol edelim. Zaten şimdi şurada değişmesi lazım. Bir seçeneğin çıkması lazım yani. Muhtemelen şurada çıkacak. Burası yan bırakma alanı değil mi? Yani neden I tuşu çıkmıyor? Anlamadım onu da. Kapak açılıyor, I tuşu çıkmıyor. Yani bugün aksilikler gerçekten birbirini kovalıyor. Anlamış değilim. Nereden yapacağız yani bunu? Bunu buradan üfürür. Başka bir yerden üfürme seçeneği yok ki. Yani neden her şey bu kadar problemli? Anlamış değilim gerçekten. Buradan mı üfürüyor? Buradan üfürmesi bilmiyorum, bana saçma olur gibi geliyor ama böyle bir özellik mi var? Yani I tuşu. Yani şuradan yaklaştığım zaman mı yapacak? Yok yani yapmıyor. Ağaçları diktim, bu alana girme şansım yok, anlamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bunu bir şekilde çözeriz. Şimdi bu bölümü artık burada sonlandırıyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Gördüğünüz gibi bu bölümde hayvanlarımızı aldık. Gerekli eksikleri tamamlayacağız yine zamanla. Tekrar ben hepsini araştırıp en düzgün şekilde ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.